Herkese merhaba. Aşk dolu bir yayın bizimle olsun. Umarım canlı yayınımızda bir kesinti olmaz. Çünkü bugün yayın öncesinde yaptığım kontrollerde bazen görüntünün gittiği oldu. Bakalım kısmet ne olacak. Canlı yayında bulunanlar müziğin sesi ve benim sesim iyi geliyor mu? Yazabilir misiniz? Fıstık'la birlikte sizinle yayına başlayalım. Güzel güzel aşkın şifası kalplerimizde aksın. Tamam, müziğin sesi de benim sesimde dengeli geliyor o zaman. Değil mi kuşucuğum? Kuşucuk! Meditasyondan önce bugün konuşacağım konunun videoyu ayrıştırıyorum ya. O yüzden başlığını belirlerken birazcık kafam karıştı. En son şurada karar kıldım. Saflık özünde insan olmak. Toplumumuzda bu öğreti birazcık karışmış durumda. Özellikle saflık, aptallık ya da salaklıkla eşdeğer tutulabiliyor. Bana göre saflık, insanın kendi özünde var olan yaratıcının aşk parçasını hal edinmesi, yani davranışlarını buna göre düzenlemesi, düşüncelerini buna göre düzenlemesi, duygularını bu yönde eğitmesi, yani duygularımız sürekli değişken ve çok farklı farklı insanlarla etkileşim halindeyiz. O etkileşimimizden dolayı da duygu durum değişikliğimizde negatif duygularımızda ortaya çıkma ihtimali var. Önemli olan o duyguların, negatif duyguların ortaya çıkmasına izin vererek değil, onu dengede tutarak kendimize ve başka insanlara, başka canlılara zarar vermeden bu yolculuğa devam edebilme halimiz. Yaptığımız iş birileri bizi kontrol ediyor, birileri bizi denetliyor diye değil. Gerçekten hem kendi hakkımızı koruyarak hem kime hizmet ediyorsak hizmet ettiklerimizin hakkını koruyarak adilane bir şekilde hizmette olma hali diye ben kendi içimde bugünkü konuyu böyle bir tanımlayabildim ya da yerleştirebildim. Bunları yaptığınızda dediğim gibi aptallıkla tanımlanabiliyorsunuz ya da salaklıkla tanımlanabiliyorsunuz. Eğer alanınızda böyle hani saf olarak yolculuk yaparken bu etiketler sizi rahatsız ediyorsa, bunun için arzu ederseniz saf kelimesinin özündeki hakikatle uyuşmayan insanların yüklediği illüzyon programlarının arınması için ışık bilgelerinden rehberlik talep edebilirsiniz. Arzu ederseniz şöyle bir niyet yapabilirsiniz. Saflık hakikatinin ilahi gerçeğiyle uyuşmayan alanımdaki bilgi program ve alanları ışık bilgelerinin arındırmasına izin veriyorum. İnsan deneyimimi saf olarak gerçekleştirebilmek adına bilmem gereken hakikat neyse ışık bilgelerinin bana bu tanımı yapmasına izin veriyorum niyetini yapabilirsiniz. Birileri bize kötülük yaptığında onları durdurmak adına onların programının bizde işlememesi için negatif davranış tutumunu hayat planımızda var edebiliriz. Peki bunu var ettiğimizde bizim o özümüzdeki saflıkla bu davranış hali uyuşuyor mu? Duygularımızı tam olarak dengede tutamadığımız için uyuşmuyor. Çünkü
Allah'ın esmalarının içinde hem celal esmalar hem cemal esmalar var. Cemal güzel olan esmalar, celal de yıkıcı olan, zorlayıcı olan esmalar. Yani Allah'ın kendi sıfatları içerisinde de bu program var. Benim bu hali, yani o negatif, yıkıcı diyebildiğimiz celali programları kullanırken egomdan ya da nefsimden ortaya çıkacak bir çıkar güdüsüyle yaptığım zaman orada o saflık alanındaki, hani her iki kutbun dengesinde olabilecek, ancak insan olarak benim egomda ya da nefsimde saf olmayan programlardan dolayı oradaki o öğretiyi art niyetle tezahür ettirebileceğim, negatif halde deneyimleyebileceğim bir öğreti haline geçiyor. O insanlarla etkileştiğiniz zaman gerçekten bu programı kullanmanız gerekiyor, yoksa daha pozitif olan programlarla mı onlarla iletişimde olmanız gerekiyor? Hepimiz dualite öğretisi içerisindeyiz. Bu dualite öğretisi içerisinde elbette ki pozitif ve negatif deneyimlerimiz olacak. Bu deneyimleri gerçekleştirirken pozitif ve negatifin o uç kutuplarında değil de daha denge merkezine yakın bu öğretileri deneyimlersek, yani özellikle negatif öğretileri daha denge merkezinde deneyimlersek, biz orada egosal ya da nefsani olarak ortaya çıkartacağımız bencillik programlarından kendimizi korumuş oluyoruz. Ben merkezinde olmak farklı, bencil olmak farklı. Ben merkezinde olmak, kendi özümüzde var olan, hani bunlar benim kendi içimde anlamlandırdığım tanımlar. Bu kesinlikle böyledir diye bakmayın lütfen. Onun hani belirteyim, sonrasındaki durumu da bendekilerin açılımı bu. Sizde açılım ne olacak ona bakabilirsiniz. Ben merkezinde olarak yaşamak bana göre benim içimde var olan bir Allah'ın parçası var. Ben o Allah'ın parçasına saygı göstererek diğer insanların bendeki Allah parçasına saygısızlık yapmasına izin vermeden, aynı zamanda ben de onların özünde var olan Allah parçasına saygısızlık yapmadan kendimi hayatta tutabilmek, yaşamak, var olmak programı olarak tanımlıyorum. Birileri bize zarar verecekse, onun karşısında onun zarar vermeyeceğini zannederek ilerlememiz doğru olmayan bir hali olacak. Her insanın kendine özgü, içinde var olan bir öz Allah programı var. Bunu dışarıya çıkartabilen, bunu hal edinen insan sayısı çok az. Çoğunlukla hepimiz ya mizacımızda var olan ya kişilik özelliklerimizde var olan programlarla sosyal olarak etkileşiyoruz. Hatta ailemizle dahi, yani en ne diyelim, en doğal halimiz ailemiz olmasına rağmen onlarla bile bir etkileşim içindeyken yine bir kendi alanımızda bir başka program var etmiş oluyoruz. Bu bizim daha çok kişilik özelliklerimizle eşleşen durumlar. Yani bizim toplum içerisindeki kimliklerimize uygun davranma halimiz. Ben bu kimliğime uygun davranırken kendi özümdeki yaratıcı parçanın, o beni insanı kamile dönüştürecek parçanın hakikatiyle mi davranışlarımı yapıyorum, yoksa bunun tersi olan hayvani insan benlik bilinç haliyle mi bu hal içerisinde ilerliyorum? Bakabileceğimiz taraf bu olmalı. Yani birilerine, insan olarak biz birbirimizden, özellikle kişilik özelliklerimizi gözlemlediğimiz insanlardan oluşturduğumuz programlarla var ediyoruz. Bu gözlemlediğimiz insanlar olumsuz davranıyorsa, bu insanın doğası deyip bu halle ilerlersek tekamülümüzü, yani ilerletememiş oluruz. Tekamülümüz bizi insanı kamile doğru devam etmez. Bunun
tersini nasıl yaparımın araştırdığımızda, kalbimize sorduğumuzda, işte o içimizdeki öz parçaya sorduğumuzda, onun bize yol göstermesi bizim o kişilik özelliklerimizde bulunan negatif tutumlardan özgürleşmemize sebep olacak. Mizaç özelliklerimizi değiştirmek daha zorlayıcı. Yani değişim ve dönüşümde gerçekten insan olarak kendi saflığımızda ilerleyebilmek için bakacağımız öncelikli alanımız kişilik özelliklerimiz olmalı. Kişilik özelliklerimizi değiştirdikçe onlar bizim artık otomatik davranışlarımız oldukça biz ancak mizacımızda değişiklik yapabiliriz. Bu davranışların otomatik olabilmesi beynin onu öğrenmesiyle mümkün. Yani dedim ya, hani doğduğumuz andan itibaren ilk doğar doğmaz gözlerimiz çok net görmüyor. Herhalde 6 aylık olduktan sonra netleşmeye başlıyor görüntüler, çok emin değilim. Okumuştum ama hatırlamıyorum. Hatırladığım kadarıyla 6 ay gibiydi. 3 ay ya da 6 ay arasında başlıyor diye hatırlıyorum. İşte 3 aylık ya da hadi diyelim 6 aylık. Veya hani biraz daha ilerletelim. 1 yaşından itibaren ben yaşadığım ortamdaki insanları gözlemlemeye başlıyorum. Bütün insanlar bunu yapıyor. Oradaki insanlar nasıl davranıyorsa birbirleriyle iletişimde, ben de bunu davranış kalıbı olarak alıyorum. Doğal olarak bulunduğum ortamdaki insanlar biraz daha böyle tartışmacı, çatışmacı insanlarsa, ben de iletişimi çatışma ve tartışmayla öğrenmiş oluyorum. Yine işte ev ortamı, daha büyüdük, daha dışarıya çıkabiliyoruz, dışarıda yaşadığımız çevredeki insanları gözlemliyoruz. Çok fazla işte artık televizyonlar izlenebiliyor ya da çocuklar da tablet kullanabiliyor. Oradaki veriler doğrultusunda insanın davranışlarına yönelik bilgi alıyor beynimiz. O bilgilere göre davranış kalıpları oluşuyor. Ben olumlu davranışa çok fazla maruz kalmadıysam yaşamım boyunca, o davranış kalıpları benim için doğal ve olağan olmaya başlıyor. Ve bu benim kişilik programım halinde yaşamımın bir parçası olarak devam ediyor. Ya kişisel gelişimle yolum kesiştiğinde ya da ruhsal gelişimle yolum kesiştiğinde, buradaki davranışların aslında insanın özündeki hakikat programlar olmadığını fark etmeye başlıyoruz. Tabii ki orada fark etmeye başlamak bunu değiştireceğimiz anlamına gelmiyor. Çünkü değiştirmek çok kolay bir döngü değil. Bunun sebebi de şu, şimdi zihnimizde sürekli aynı veriye maruz kaldığında zihnimiz o davranışı doğru davranış olarak kabul ediyor ve bizim öğrenme ağ sistemimiz zihnimizdeki otomatik olarak diyor ki, bu davranışlar görüldüğünde, işte biri sana saldırganca geliyorsa, şöyle tehditkar geliyorsa, sen ona karşı ya kendini savunacaksın, sen de onun gibi tehditkar olacaksın ya da o ortamdan böyle çekilip gideceksin. Gördüğü davranışlardan dolayı bu ikisinden birini seçebilir. Ya da bunun yerine o insan ne kadar tehditkar olursa olsun, ben onunla iletişime geçebilirimin programını kendine öğretmiştir. Bu doğrultuda davranışlarını sergileyebilir. Genel olan program, işte tehditkar bir ortamdaysanız daha çok tehdit, siz de tehditkar oluyorsunuz. O da özünüzdeki sevgiyle uyuşan davranışlar olmuyor o hal içerisinde olduğunuzda. Bunun farkına varmadan biz bu davranışı, aa bak ben buna gününü gösteriyorum, o da bana hiçbir şey yapamaz, edemez, hiç haddi değil falan tarzında bir yaklaşımla ilerliyorsak kendimizi dönüştüremiyoruz. Olaylar yaşandı, bitti. Ya evet, ben bu kişiye karşı onun bana zarar vermemesi için böyle yaptım ama bu davranış sanki çok da böyle pozitif değil gibi. Ben bunun yerine ne yapabilirimin kendi içimde araştırmasına girdiğimde ya da bununla ilgili internetten doğru bilgileri
araştırıp bulduğumda, o zaman bunu zihnime öğretmem gerekiyor. Çünkü zihin korku esnasında mantıkla düşünen davranışları pek sergilemiyor. Daha çok otomatik davranışlar dediğimiz davranışları sergiliyor. Bunu benim zihnime öğretebilmem için daha böyle sakin olduğum zamanlarda iletişimimdeki diğer insanlarla daha böyle iletişim tarzımı değiştirmek, bunu sürekli alışkanlık haline getirmek, kendimi tehdit altında hissettiğimde de artık zihnim o davranışı öğrendiyse o davranış doğrultusunda ben eylemde olmaya başlıyorum. Bizim öğrenme yöntemlerimizden biri de ayna nöronlarımızdan bilgi kopyalamak oluyor. Eğer siz kendinizin değişimini, dönüşümünü istiyorsunuz, ancak ayna nöronlarınızla ilgili bir enerjisel temizlik yapmıyorsanız, bu zamana kadar etkileştiğiniz insanların ayna nöronlarındaki davranış kalıpları da sizin ayna nöronlarınızda kayıtlı olarak bulunuyor. Bu nedenle de enerjisel olarak, hani herhangi bir enerji uyumlamanız yoksa bile, ışık bilgelerini alanınıza davet edip ayna nöronlarımda bulunan benim tekamül planımla uyumsuz, hayatta kalabileceğim, beni güvende tutacak öğretiler dışındaki ayna nöronlarımdaki bilgi, biliş ve programları arındırmanızı talep ediyorum niyetini yapabilirsiniz. Hayatta kalmak kısmı mutlaka kendinize hatırlatacağınız bir taraf olsun. Çünkü günümüzde insanlar şiddete meyilli ve bu şiddet doğrultusunda da gerçek anlamda zarar verme potansiyeli olan insan sayısı fazlalaşmış durumda. Bu nedenle de kendinizin can güvenliğini tehlikeye atmadan, o insanın sizin için gerçekten can güvenliğinizi tehdit eden biri olup olmadığını analiz edebilecek verileri de alanınızda tutacak şekilde bu niyetle alanınızda temizlik yapabilirsiniz. Biz kendi içimizde bu programları fark edip davranışlarımızı değiştirmeye başladığımızda, İşte o olumsuz deneyimleri yaşarken o davranışlarla yeni olan programlarla kendimizi ifade edebiliriz. Dediğim gibi başka insanlara göre negatif tanımlarla tanımlanabilirsiniz, etiketlenebilirsiniz. Eğer o durum sizi hala rahatsız ediyorsa, işte saflık bilişinde hayatımı idame ettirirken insanların beni salak ya da aptal diye tanımlaması benim için bir önem arz ediyorsa, buna tutunmama neden olan tüm bilinçaltı çıkarlarımı iptal ediyorum. Bununla bağlı bağlantılı her şeyi kaynağa teslim ediyorum. Açılan boşlukları sevgi enerjisiyle ya da aşk enerjisiyle dolmasını niyet ediyorum diyebilirsiniz. Bu hani rol model olan davranışlar birilerinin hani hayatında çoğunlukla insanın onuruna yakışan kararlar almış insanların biyografilerini okumak orada bize değişimin mümkün olduğunu gösterir. Yani bulunduğunuz toplulukta herkes kavga esnasında, tartışma esnasında birbiriyle kavga eden, tartışan tiplerse siz de bunu doğal olarak görüyorsunuz ya da bunun dışında bir iletişim olmadığını düşünebiliyorsunuz. Bunu hayatına uyarlamış insanlarla bir araya geldiğinizde ya da hani dünyadan artık göçmüş gitmiştir, onunla bir araya gelme ihtimaliniz yoktur. Onların yaşam öykülerini okuduğunuzda zihniniz diyecek ki, ha demek ki tamam, bu imkansız bir şey değil. Bunu deneyebiliriz. O hani ilk kez yapmak çok güçlü bir cesaret isteyebiliyor. Bunu ilk kez yapmadığınızı zihninize fark ettirdiğinizde oradaki onun da direnci ortadan kalkmış olacaktır. Ve kendinizi daha güvenli bir şekilde ilerletmenin yolunu bulacaksınız. İşte para kazancı yaparken
kazancınızın alanında bulunan art niyet programları varsa, bu programlardan arınmaya niyet edip gerçekten erdemli davranışlar dediğimiz o davranışlar, ahlakı hayatınıza, yani yasadan dolayı değil, gerçekten bunu yapmak istediğiniz için bunu yaptığınızda hayatınızda, o sizin kendi yolculuğunuzu güçlendirecek taraf olacaktır. Yani bir kontrol mekanizmasına ihtiyaç duymadan bunu, hani Allah sizi cezalandırmasın diye de yapmama hali. Yani benim söylemeye çalıştığım, Allah'tan korktuğunuz için bu davranışları geliştirin demek istemiyorum. Allah'la daha fazla sevgiyle bağ oluşturabilmek adına, ona hürmet edebilmek, yani sizi yarattığı özün ne kadar değerli, ne kadar kutsal olduğunuzu fark edip o özün saflığına uyan davranışlarla yolculuk yapma gayretinde olduğunuzda, bu sizin başka insanlar tarafından yüklenmiş programlardan özgürleşmenize aracılık edecek. Yani evet, bazı insanlar negatif davranışlarla durdurulabiliyor. Ama siz onu durdurmak için kendi saflığınızdan, safiyetinizden neden ödün veresiniz ki? Yani insanlık kendini uçurumdan atacaksa, ben yaşamak istiyorsam neden kendimi uçurumdan atayım? O davranışlarda, hani böyle ne olacak canım dediğiniz şeylerde, bunu böyle çok uç bir örnekle eşleştirirseniz, yani şu an tamam bu normal, hani yapsam da ölmeyeceğim, hayattayım. Bunu kendi içinizde, ya bu böyle hani son nokta olsaydı, hayatımın son noktası olsaydı, ben hayatımı gerçekten böyle mi sonlandırmak istiyorum? Ya da ben böyle mi anılmak istiyorum? Veya varoluşa bıraktığım iz gerçekten bu mu olsun? Bunu mu istiyorum? Kendi içimizde bunun dengesini kurduğumuzda zaten diğer insanların davranışı ne olursa olsun, o bizim hayatımızda ilerletici davranış olmayacaktır. Burada bir de şeyi söyleyeyim. Şimdi hani bugün gruplarda olan bir paylaşım neticesinde benim de baktığım tekrar bir alan oldu. Dünyada yaşayabilmek için, hayatımızı idame ettirebilmek için para kazanmamız gerekiyor. Bu parayı hepimiz çeşitli yollarla kazanıyoruz. İşte bu yollardan bir tanesi de şifacılık yolu. Bu şifacılık yolunda ilerlerken parayla ilişkimizi çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Verdiğimiz hizmetin gerçekten çok daha saf olması gerekiyor. Orada paranın hırsına, sahip olmanın hırsını hayatımıza dahil ediyor muyuz? Hani diğer tarafta da şifacı değilsek bile bu şekilde para kazanmak bizi ruhsal olarak geliştirmiyor. Orada belki başka bir öğreti vardır. O yüzden önceliğiniz para kazanmadaki o hırs programlarını, negatif programları arındırmak değildir belki de. Siz şifacı olmayı tercih ediyorsanız, bu şifacılık alanında gerçekten hem hizmet verdiğiniz insana aracılık ederken ona saf niyetle aracı olmanız gerekiyor. Hem para alanınızı sizin de hakkınız yenmeden, karşı tarafın da hakkı yenilmeden, birbirimizi manipüle etmeden bir ilerleme yolunu belirlememiz gerekiyor. O alanlar azıcık karışık olabiliyor. Çünkü yani hani ya da şöyle söyleyeyim, hayatınızda şifacı insan yoksa bunu nasıl yapacağınızı bilmek çok kolay değil. Bazı Amerikan menşeli ruhsal çalışmalarda işte evrensel alma verme dengesi gereği para almanız gerekiyor diye bir program dayatılıyor. Bence o gerçek değil. Gerçekten evrensel boyutta öyle bir hakikat yok. Burada önemli olan ben yani hani bunun arkasına sığınmamamız gerekiyor. Bu bana göre saf niyet değil. Ben insanım. Evet, hayatımı bu yolda ilerletmek istiyorsam, bunun için hayatımı
idame ettireceğim parayı kazanmam gerekiyor. Bu parayı kazanırken evrensel boyuttaki yasaları işin içine katmak bana çok ilahi gelmiyor. Çünkü madde aleminde, yani para madde aleminin öğretisi. Rızk para demek değil. Allah'ın varoluşta evrensel olarak hepinize vermiş olduğu, bahşetmiş olduğu yaşamı sürdürebilecek, ihtiyaçlarımızı giderecek enerji, rızk. Bunun içerisinde dünyada olduğumuz için para da var. Bunun ötesinde çok daha fazla şey de var. Ben kendi rızkıma sahip çıkarken başkasının rızkında gözüm olmaması gerekiyor. Ya oradaki işte hani evet ben şu kadar para kazanmalıyım, ben bu kadar para kazanmalıyım, ben şu kadar saat harcıyorum, onun için bu benim hakkım falan diyerek böyle kendi içimizde hak adalet döngüsüne girdiğimizde orada bizi manipüle edecek paranın alanındaki çok fazla karanlık, tekamülsüz ya da negatif program var. Onların kancasına yakalanabiliriz. Bu da bizim hizmet etme alanımızdaki saf halimizi bozmuş oluyor ve belki de kendimize yeni karmalar yaratmamıza sebebiyet verecek olabilir. O işte hani diğer insanlardan öğrendiğim alma verme dengesi, para ödenmeli, ödenmemeli, kimsenin hakkı yenmeli, yenmemeli falan. Hani o kadar çok karmaşaya düştüğüm benim de sürecim oldu. Ve orada kimsenin hakkını yemedim. Benim hakkım daha çok yenildi. Hani çalışma yaptığım halde ücretimi ödemeyenler falan da oldu. Orası... Onlar bunu yapıyor olmuş olsa dahi benim kendi içimde o döngüde niyet olarak, yani şey, hizmet etme alanında dediğim gibi hiç kimsenin hakkını yediğimi düşünmüyorum. Çünkü genel itibariyle yaptığım çalışmalardan sonra soruyorum, hani böyle bir şey yaptım mı, insanım? Hani istemediğim bir şey yapmışımdır. Belki normal şartlarda hani böyle kıskançlık durumum yok ama orada... Hani deniyor ya, şeytan oydum. Alanıma bir program dahil oldu ve ben onun için art niyet düşündüm falan tarzında. Böyle şeyleri çok sorguladığımda hizmet etme alanımda bunun olmadığını, ancak para kazanma korkusu ya da gelecek korkusu diğer insanlardan öğrenmiş olduğum bu korkulardan dolayı paranın alanındaki negatif programlarla birbirimizle etkileştiğimiz, hizmet verdiğim insanlarla etkileştiğimizi fark ettim. İşte bu alanın arınıp saflaşması da bizim yapmamız gereken bir alan. Yani madde de benimle birlikte tekamül ediyor. Ben onun alanında başkalarından öğrendiğim ilahi olmayan, pozitif aydınlık olmayan davranışları, programları para dahil herhangi bir maddeye yükleyemem. Yüklememem gerekiyor. Bu da benim gelişmişliğimin bir göstergesi. Ama ben bunu herhangi bir maddeyi manipüle ediyorsam, para dahil, o zaman burada saf olmayan alanlarım vardır. İşte bunun da saflaşmasına niyet ettiğimizde, kapitalist sistemin içerisinde var olan tuzaklardan da özgürleşmeye başlayacağız. Benim bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Bugün tam zamanında bitirmiş oldum. Hepiniz yeniden hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi meditasyonumuza başlayalım. Sizin de sorularınız varsa meditasyondan sonra devam edelim. Ya da yorumlarınız varsa. Rahat olacağınız bir pozisyonda oturun ya da uzanın. Gözlerinizi kapatın. Aşk boyutu görevlilerinin alanınıza gelmesine izin verin. Aşk şifacılarının sizin aşk bilgeliğini yaşamınızın en kaotik anlarında da
hatırlamanız gerektiği şekliyle hatırlamanızı engelleyen, alanınızdan temizlenmesi gereken programları arındırmasına izin verin. Aşk şifacılarının yaşadığımız yerleşim yerinden sizin aracılığınızla ilahi yasalara göre arındırması uygun olan sevgi boyutunun altındaki enerji, bilinç ve programları ilahi yasalara göre alandan temizlemesine izin verin. Aşk şifacılarının frekansınızı saflaştırmasına izin verin. Aşk şifacılarının alanınızda bulunan sizin huzur ve denge içinde olmanızı engelleyen alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi hak edişinizce arındırmasına izin verin. Aşk şifacılarının enerjisel varlıklar tarafından alanınızda oluşturulmuş, aşka hizmet etmeyen, sevgiye hizmet etmeyen enerjisel bağlar bulunuyorsa alanınızda, evren planıyla uyumsuz bu bağların aşk şifacıları tarafından kesilip şifalandırılmasına izin verin. 2023 yılı içerisinde kendi yaşam programınızda ortaya çıkarttığınız, şifasına, çözümüne yol aradığınız, henüz tamamen şifalanmamış yaşam dersleriniz varsa ve bunların alanına şifa akması ilahi olarak uygunsa, hak ettiğiniz şifayı aşk boyutu şifacılarının yaşam derslerinizin öğretilerinin alanına yönlendirmesine izin verin. Aşk bilgelerinin yaşam derslerinizi idrak etmenizi zihninizle, aşk hakikatiyle, aşk bilgeliğiyle özgür irade seçimleri yaparak bu öğretileri tamamlamanızı engelleyen alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi çok boyutlu olarak alanınızdan temizlemesine izin verin. Yaşam planınıza doğanın şifa gücünü dahil edemediyseniz, bu alanla bağ kurmanızı engelleyen alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi aşk şifacılarının çok boyutlu alandan temizlemesine izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Aşk şifacılarının yaşam planınızda bulunan dünya planıyla uyumsuz, sizin ruhsal planınızda olmayan başkalarının bilinç programlarının yaşam planınızdan konforlu bir şekilde aşk şifacıları tarafından arındırılmasına izin verin. Aşk bilgelerinin konfor, huzur, mutluluk, keyif, neşe ile bağlantılı alanınızda var olan çarpıtılmış bilgi, biliş ve programları çok boyutlu alanınızdan temizlemesine izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Aşk şifacılarının auranızı saflaştırmasına izin verin. Aşk şifacılarının hayatınızı sevgi bilgeliğiyle yeniden
programlamanızı yeniden var etmenizi engelleyen, alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi aşk şifacılarının çok boyutlu arındırmasına izin verin. Samimiyet illüzyonlarının aşk bilgeleri tarafından alanınızdan temizlenmesine izin verin. Aşk şifacılarının kök çakranızda bulunan sizin aşka dönüşümünüzü engelleyen ya da zorlaştıran her şeyi çok boyutlu olarak alanınızdan temizlemesine izin verin. Aşk şifacılarının yaşamınızdaki anları aşkla şifalandırmanız gerekiyorsa, şifalandırmanız gereken anları aşkla şifalandırmanızı engelleyen alandan temizlenmesi gereken her şeyi aşk şifacılarının çok boyutlu arındırmasına izin verin. Yaşamınızdaki kaosla bağlantılı, ilahi olarak özgürleşmeniz gereken öğretilerden, sevgiyle özgürleşmenizi engelleyen alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi çok boyutlu aşk şifacılarının alanınızdan temizlemesine izin verin. Gevşeyin, rahatlayın. Frekansınızın saflaşmasına izin verin. Aşk şifacılarının hücrelerinizde bulunan sizin aşkı kabullenmenizi engelleyen hücrelerinizden arınması gereken bilinç programlarının beden sağlığınız yerinde olacak şekilde arındırılmasına izin verin. Aşk şifacılarının yaşamınızda olmadığını düşündüğünüz, herhangi bir şeyin eksik olduğunu düşündüğünüz için kendinizde yarattığınız yokluk illüzyonları oluştuysa, aşk şifacılarının alanınızdan temizlenmesi gereken yokluk illüzyonlarını çok boyutlu arındırmasına izin verin. Aşk şifacılarının yaşadığınız deneyimleri kabullenmenizi engelleyen, bu deneyimlerde ne kadar zayıf olmuş olursanız olun, oradaki şifa gücünü açığa çıkarmanızı engelleyen, alanınızdan temizlenmesi gereken güç illüzyonlarının aşk şifacıları tarafından alanınızdan çok boyutlu arındırılmasına izin verin. Özünüzdeki hakikati fark etmenizi engelleyen, alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi aşk şifacılarının çok boyutlu arındırmasına izin verin. Aşk şifacılarının yolunuzu aşk bilgeliğiyle devam ettirmenizi engelleyen, alanınızdan temizlenmesi gereken tüm illüzyonları çok boyutlu alanınızdan temizlemesine izin verin. Aşk şifacılarının erdemli insan benlik ve bilincini yaşamınızda daha çok kullanmanızı engelleyen, zamanı geldiğinde kamil insan bilinci ve benliğiyle yaşamınızda yol almanızı engelleyen alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi çok boyutlu arındırmasına izin verin. Aşk şifacılarının alanınızda bulunan kaygı, korku, endişe programlarını alanınızdan temizlemesine izin verin.
aşk şifacılarının frekansınızı saflaştırmasına, auranızı aşkla güçlendirmesine izin verin. Aşk şifacılarının yaşamınızdaki davranışlarınızı huzur içinde yaparak aşk hali olmanızı engelleyen, alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi çok boyutlu alanınızdan temizlemesine izin verin. Etkileştiğiniz insanlar sizin zaafınız olduğu için bu durumdan mutluluk duyuyorlarsa ve bu mutluluklarından dolayı siz onların sevgisini bilinçaltı düzeyde kaybetmemek için zaaflarınızı hayatınızda var ediyorsanız, bunun olmasına neden olan alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi aşk şifacılarının çok boyutlu alanınızdan temizlemesine izin verin. Aşk şifacılarının enerji bedenlerinizde bulunan arınması gereken enerji, bilinç ve programları çok boyutlu arındırmasına izin verin. Annenizden, babanızdan ya da atalarınızdan size miras kalmış para, mal, mülk alanından ya da eşyanın alanından alanınıza dahil olmuş başka bir insanın hakkı yenilerek, emeği sömürülerek o program, o mal, o mülk sizin alanınıza dahil olduysa, sizinle enerjisel düzeyde hak bağı devam eden insanlara, o insanlar vefat etmiş olsalar da, onlara ve şu an dünyada yaşayan soyları varsa, o soylarından hak eden insanlara, ilahi yasalara göre akması gereken bir şifa varsa, bu şifanın da alana akmasına izin verin. Aşk bilgelerinin ilahi ben benim bilincini idrak edip bunu yaşamınızda hal edinmenizi engelleyen alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi çok boyutlu alanınızdan temizlemesine izin verin. Aşk şifacılarının kök çakranızı sizin frekansınıza uygun aşk enerjisiyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. Aşk şifacılarının ikinci çakranızda bulunan sizin aşka dönüşümünüzü engelleyen ya da zorlaştıran her şeyin ikinci çakranızdan ve yaşam planınızdan çok boyutlu arındırılmasına izin verin. Aşk şifacılarının frekansınızı saflaştırmasına izin verin. Bu meditasyonu nerede yapıyorsanız, yaptığınız alandaki auranızın etkileşim alanından aşk şifacılarının ilahi yasalara göre arındırması gereken her şeyi ilahi yasalara göre alandan arındırmasına izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Aşk şifacılarının kendinizle uyum içinde olmanızı engelleyen alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi çok boyutlu alanınızdan temizlemesine izin verin. Aşk şifacılarının etkileşimde olduğunuz insanların art niyet alanının size görünür olmasına neden olan
varoluşunuzdan şifalanması gereken aynı hallerde olduğunuz yaşamlarınız varsa, aşk şifacılarının ilahi yasalara göre bu yaşam alanlarına şifa yönlendirmesine izin verin. Aşk şifacılarının hayatla savaşan bir parçanız varsa, hayatla uyum içinde yaşamı deneyimlemek size daha çok hizmet edecekse, bu savaşma öğretilerinden, özgürleşmeniz gerekenlerden ışık ordularının sizi özgürleştirmesine izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Aşkla bağ kurmanızı engelleyen, aşka odaklanmanızı engelleyen, alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyin aşk şifacıları tarafından çok boyutlu alanınızdan temizlenmesine izin verin. Aşkı deneyimlemeyi özgür iradesiyle tercih etmeyen insanların bu zamana kadar size yönelttiği manipülatif programlara kandınızsa, aşk bilgelerinin özgürleşmeniz gereken bu programlardan sizi hak edişinizce ilahi yasalara göre özgürleştirmesine izin verin. Aşk şifacılarının enerji alanınızda bulunan yırtıkları şifalandırmasına ve bunu deneyimlemenize neden olan varoluşunuzu İlahi şifaya açmasına izin verin. Bu yaşamda sevdiğiniz insanların hatrına, ilahi olarak hak etmeyen insanlara size ait alan ve programları açtınızsa ya da onlara verdinizse, aşk şifacılarının sevdiğiniz insanları kullanarak sizi manipüle eden, sevgiyle manipüle eden diğer insanların var ettiği dengesizliği aşk şifacılarının ilahi adalet görevlileriyle birlikte dengelemesine izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Varoluşunuza aşkın şifasının hak edişinizce akmasına izin verin. Kendi özünüzde var olan aşkın mucizesini fark etmenizi engelleyen, alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi aşk şifacılarının çok boyutlu alandan temizlemesine izin verin. Aşk şifacılarının yaşam enerjinizi arındırıp şifalandırmasına izin verin. Aşk şifacılarının yaşam döngünüzde bulunan en negatif anları deneyimlediğiniz süreçlerde sizden ortaya çıkmış ilahi olarak arınması gereken enerji, bilinç ve programları aşk şifacılarının dünyadan, dünya planından ve insanlık planından ilahi yasalara göre arındırmasına izin verin. Aşk şifacılarının frekansınızı yükseltmesine izin verin. Aşk şifacılarının yaratıcıyla birlikte tezahür ettirme bilişini algılamanızı, anlamanızı engelleyen, alanınızdan temizlemesi gereken her şeyi
çok boyutlu olarak hak edişinize göre arındırmasına izin verin. Kendinizi saf sevgiyle sevmenizi, sevgiyle olgunlaştırmanızı engelleyen, alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi çok boyutlu arındırmasına izin verin. Aşk şifacılarının frekansınızı saflaştırmasına izin verin. Aşk şifacılarının ikinci çakranızı sizin frekansınıza uygun aşk enerjisiyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. Aşk şifacılarının üçüncü çakranızda bulunan sizin aşka dönüşümünüzü engelleyen, üçüncü çakranızdan arınması gereken her şeyin çok boyutlu olarak üçüncü çakranızdan arındırılmasına izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Aşk şifacılarının yaşamınızdaki programları aşkla yeniden var etmenizi engelleyen, alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyin çok boyutlu olarak alanınızdan temizlenmesine izin verin. Aşk bilgelerinin eğitim hayatınızda, kariyer hayatınızda ya da sosyal yaşantınızda bulunan, sizin aşkla davranmanızı engelleyen, alanınıza dahil olmuş, arınması gereken her şeyi sizin alanınızdan ve sizin aracılığınızla insanlık planından ilahi yasalara göre çok boyutlu arındırmasına izin verin. Aşk şifacılarının hayat içerisinde sizin alanınızda bulunan kimliklerden sizin alanınıza dahil olmuş, sizin aşkla kararlar almanızı engelleyen, bu kimliklerle bağlantılı alanınızdan arındırılması gereken her şeyin ilahi yasalara göre bolluk, bereket, sağlık, huzur, güvenlikle çok boyutlu olarak alanınızdan temizlenmesine izin verin. Gevşeyin, rahatlayın. Aşk şifacılarının frekansınızı saflaştırmasına izin verin. Yaşam konforunuzu başkalarına hizmet etmek için dengesizleştiriyorsanız ve bunu yapmanız ilahi olarak uygun değilse aşk şifacılarının bu alanı ilahi dengeye getirmesine izin verin. Aşk şifacılarının frekansınızı saflaştırmasına izin verin. Kendinizi aşkla sarıp sarmalamanızı engelleyen, alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi aşk şifacılarının çok boyutlu alandan temizlemesine izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Aşk şifacılarının alanınızı berraklaştırmasına izin verin. Hayallerinizi aşkla gerçekleştirmenizi engelleyen, alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi aşk şifacılarının çok boyutlu alanınızdan temizlemesine izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin.
yaşamanızda davranışlarınızı, düşüncelerinizi, kendinizi ve başka yaratılmışları incitmeden ortaya çıkarmanız ilahi olarak uygunsa bunu deneyimlemenizi engelleyen alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi aşk şifacılarının çok boyutlu alanınızdan temizlemesine izin verin. Aşk şifacılarının zaaflarınızla bağlantılı şifalanması gereken her şeyi hak edişinizce şifalandırmasına, zaaflarınızla bağlantılı varoluşta kapanması gereken alanları ilahi yasalara göre kapatmasına izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Şu an ilahi olarak alana akması gereken şifayı benim kelimelere dökmemi engelleyen alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi ışık bilgelerinin ve aşk bilgelerinin ilahi yasalara göre alandan temizlemesine izin verin. Enerjisel boyutta herhangi birine hak etmediği bir tavizi verdinizse aşk bilgelerinin taviz verdiğiniz insanlara, kişilere hak etmedikleri alanları kapatıp alanı ilahi adalet dengesine getirmesine izin verin. Aşk şifacılarının alanınızı ilahi korumaya almasına izin verin. Aşk şifacılarının auranızdan ve fiziksel bedeninizde bulunan negatif titreşimleri alanınızdan temizlemesine izin verin. Bilerek ya da bilmeyerek dünyaya aktardığınız negatif titreşimlerin dünyanın koruyucularıyla birlikte aşk şifacıları tarafından dünyadan arındırılmasına izin verin. Beden dilinizin alanında bulunan arındırılması gereken her şeyi aşk şifacılarının çok boyutlu olarak enerjisel beden dilinizden ve fiziksel beden dilinizden arındırılmasına izin verin. Tanınır, bilinir, görünür olmak illüzyonunun aşk şifacıları tarafından ve aşk bilgeleri tarafından alanınızdan temizlenmesine izin verin. Şu an dünyada yaşayan insanlarla tanıdığınız ya da tanımadığınız, artık birbirinize hizmet etmediğiniz için enerjisel düzeyde kesilmesi gereken tüm bağları aşk bilgelerinin ve aşk şifacılarının ilahi yasalara göre kesip şifalanması gereken her şeyi çok boyutlu şifalandırmasına izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Aşk şifacılarının ve ilahi adalet görevlilerinin hak ve adalet manipülasyonlarını alanınızdan temizlemesine izin verin. Siyasilerin sizin alanınıza yönelttiği tüm illüzyonların aşk bilgeleri tarafından alanınıza bir daha gelmemek üzere arındırılmasına izin verin. Aşk şifacılarının tüm yaşam planınıza aşkın koruma şifasını yönlendirmesine İzin verin. Aşk şifacılarının hak edişinizde olan
Allah'ın size sunduğu rızkınızı korumanızı engelleyen, alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi çok boyutlu olarak aşk şifacılarının arındırmasına izin verin. Allah'ın size bahşettiği rızkınızı Allah'tan saf niyetle talep etmenizi engelleyen, alanınızdan temizlenmesi gereken açgözlülük illüzyonlarının ve oyunlarının aşk bilgeleri tarafından alanınızdan çok boyutlu arındırılmasına izin verin. Dünya planında madde alemine aşkla hizmet etmeniz ruhsal planınızda bulunuyorsa, bu hizmeti konforla deneyimlemenizi engelleyen alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi aşk şifacılarının çok boyutlu hak edişinizce alanınızdan temizlemesine ve sizin aracılığınızla insanlık planından arındırılması gereken her şeyi ilahi yasalara göre insanlık planından arındırmasına izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Yaşam döngünüzün saflaşmasına izin verin. Aşk şifacılarının frekansınızı saflaştırmasına izin verin. Yaşam planınızı yeniden aşkla var etmenizi engelleyen alanınızdan temizlenmesi gereken her türlü korku programının aşk şifacıları tarafından çok boyutlu alanınızdan temizlenmesine izin verin. Zorba insanlarla ya da zorba kişilerle etkileşim süreciniz varsa bunu deneyimlemenize neden olan alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyin aşk şifacıları tarafından çok boyutlu alanınızdan temizlenmesine izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Aşk şifacılarının frekansınızı saflaştırmasına izin verin. Şifacılarının üçüncü çakranızı sizin frekansınıza uygun aşk enerjisiyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. Bu zamana kadar gıda takviyesi olarak ya da ilaç olarak biyolojik bedeninize dahil ettiğiniz ya da enjeksiyon yoluyla bedeninize dahil olmuş kimyasal ya da bitkisel karışımlardan hücresel düzeyde herhangi bir doku ya da organınızda tahribat oluştuysa bununla ilgili olarak aşk şifacılarının biyolojik bedeninizi şifalandırmasına izin verin. Aşk şifacılarının hücrelerinizde bulunan arınması gereken enerjileri beden sağlığınız yerinde olacak şekilde arındırmasına izin verin.
Aşk şifacılarının vücut sıvınızı şifalandırmasına ve arındırmasına izin verin. Aşk şifacılarının kalbinizde ve kalp çakranızda bulunan sizin aşka dönüşümünüzü engelleyen enerji, bilinç ve programları kalbinizden ve kalp çakranızdan, yaşam planınızdan çok boyutlu arındırmasına izin verin. Sosyalleşme ile ilgili tüm illüzyonların aşk şifacıları tarafından alanınızdan temizlenmesine izin verin. Aşk şifacılarının varoluşunuzda bulunan saf aşkı yaşam planınızda hak edişinizce tezahür ettirmenizi engelleyen, size bahşedilmiş aşkı insan olarak dünyada tezahür ettirmenizi engelleyen, alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyin çok boyutlu olarak alanınızdan temizlenmesine izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Aşk şifacılarının beşeri aşkla bağlantılı alanınızda var olan, şifalandırılması gereken, hak ettiğiniz her şeyi bu yaşamdan ve geçmiş yaşamlarınızdan aşk şifacılarının hak edişinizce şifalandırmasına izin verin. Sizin aracılığınızla kaos boyutundan ilahi yasalara göre arındırılması gereken her şeyin aşk şifacıları tarafından çok boyutlu alandan temizlenmesine izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Aşk şifacılarının ayak tabanlarınızın altında bulunan birikmiş enerjileri ayak tabanlarınızdan ve öz formunuzdan beden sağlığınız yerinde olacak şekilde arındırmasına izin verin. Birilerine seni seviyorum demenize rağmen saf niyetle o insanlara sevgi sunamadığınız anlar olduysa, yarattığınız sevgi illüzyonlarının aşk şifacıları tarafından çok boyutlu alandan temizlenmesine izin verin. Aşk şifacılarının size söylenmiş sevgi sözleriyle alanınıza dahil edilmiş sevgi olmayan illüzyon ve manipülasyonların ya da sevgi olan manipülasyonların aşk şifacıları tarafından çok boyutlu alanınızdan temizlenmesine izin verin. Aşk şifacılarının DNA'nızda bulunan aktive edilmesi gereken aşk programlarını beden sağlığınız yerinde olacak şekilde aktive etmesine izin verin. Aşk şifacılarının ölüm illüzyonlarını alanınızdan temizlemesine izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Aşk şifacılarının özünüzde var olan aşkla buluşmanızı engelleyen, alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi çok boyutlu alanınızdan temizlemesine izin verin. Aşk şifacılarının frekansınızı saflaştırmasına izin verin. Enerjisel düzeyde ya da insanlarla iletişim düzeyinde
o insanların ya da enerjisel alanın seçimleri ne olursa olsun sizin aşk bilişi ve aşk bilgeliğiyle kendi davranışlarınızı var etmenizi engelleyen, alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyin aşk şifacıları tarafından çok boyutlu alanınızdan temizlenmesine izin verin. Aşk şifacılarının frekansınızı saflaştırmasına izin verin. Aşk şifacılarının frekansınızın alanında bulunan sizin aşk hakikatini ruhunuzun bildiği bilgeliği dünya planına indirmenizi engelleyen alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi çok boyutlu alanınızdan temizlemesine izin verin. Aşk şifacılarının kan bağınız ve soy bağınız alanında bulunan arındırılıp şifalandırılması gereken her şeyi çok boyutlu olarak şifalandırmasına izin verin. Aşk şifacılarının frekansınızı saflaştırmasına izin verin. Aşk şifacılarının kendinizle aşkla bağ kurmanızı engelleyen alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi çok boyutlu olarak alanınızdan temizlemesine izin verin. Aşk şifacılarının frekansınızı saflaştırmasına izin verin. Aşk şifacılarının kalbinizi ferahlatmasına izin verin. Yaşamda kendinizi en çıkmazda sandığınız anlarda aşkın bilişinin alanınızda anda aktif olmasını hak ediyorsanız bu deneyimi yaşamanızı engelleyen alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyin aşk şifacıları tarafından çok boyutlu alanınızdan temizlenmesine izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Aşk şifacılarının kalbinizi ve kalp çakranızı aşk enerjisiyle uyumlayıp şifalandırmasına izin verin. Aşk şifacılarının boğaz çakranızda bulunan sizin aşka dönüşümünüzü engelleyen her şeyi çok boyutlu olarak boğaz çakranızdan, yaşam planınızdan ve varoluş planınızdan ilahi yasalara göre çok boyutlu arındırmasına izin verin. İnsan olarak yaşarken hak ettiğiniz aşkı yaşamanızı engelleyen dünyanın madde alanına ve enerji alanına aktarılmış sizi engelleyen enerji, bilinç ve programların maddenin aşk şifacıları tarafından dünyanın koruyucularıyla birlikte dünyanın madde ve enerji alanından çok boyutlu ilahi yasalara göre arındırılmasına izin verin. Güneşte meydana gelen güneş patlamalarının sizi negatif yönde etkilememesi ilahi planınızda bulunuyorsa bununla ilgili olarak aşk şifacılarının alanınızı sahip olduğunuz her şeyi sizinle tekamül eden maddeyi
bitkileri, hayvanları, aşk şifacılarının, yaratıcının izin verdiği ilahi korumaya almasına izin verin. Aşk şifacılarının, insanların size söylediği, sizin insanlara söylediğiniz yalan ve çarpıtmanın kolektif bilinçten ilahi yasalara göre arındırılmasına izin verin. Yaşam planınızda zorunda kaldığınız için yalan ya da çarpıtma programını kullandıysanız, bunu deneyimleme zorunluluğunuzun varoluşunuzdan ilahi yasalara göre aşk şifacıları tarafından arındırılmasına izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Aşk şifacılarının frekansınızı saflaştırmasına izin verin. İnsanlarla tartışmadan iletişimde olmanız ilahi olarak uygunsa, bunu deneyimlemenizi engelleyen tartışma programlarının, bilinçlerinin aşk bilgeleri tarafından, hücresel hafızanızdan, bilincinizden, bilinçaltınızdan, kas hafızanızdan arındırılmasına izin verin. Aşk şifacılarının kaslarınızın alanında bulunan sizin insanı kamil yolculuğuna çıkmanızı engelleyen, kaslarınızdan arındırılması gereken enerji, bilinç ve programların beden sağlığınız yerinde olacak şekilde aşk şifacıları tarafından çok boyutlu arındırılmasına izin verin. Aşk şifacılarının frekansınızı saflaştırmasına izin verin. Aşk şifacılarının sinir hücrelerinizi şifalandırmasına izin verin. Aşk şifacılarının enerji alanınızda bulunan, sizi durduran enerji kancalarının ilahi yasalara göre hak edişinizce alanınızdan temizlenmesine izin verin. Dedikodu programını zaman zaman dahi olsa yapıyorsanız, bu programdan hak ettiğiniz özgürleşme deneyimini yaşamanızı engelleyen, yaşamınızda bunu var etmenizi engelleyen her şeyin çok boyutlu olarak alanınızdan temizlenmesine izin verin. Aşk şifacılarının boğaz çakranızı sizin frekansınıza uygun aşk enerjisiyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. Üçüncü göz çakranızda bulunan ya da üçüncü gözünüzde bulunan sizin aşka dönüşümünüzü engelleyen enerji, bilinç ve programların hak edişinizce çok boyutlu üçüncü gözünüzden, üçüncü göz çakranızdan, yaşam planınızdan, varoluş planınızdan ilahi yasalara göre arındırılmasına izin verin. Aşk şifacılarının zihninizi aşk bilgeliğiyle kullanmanızı engelleyen, alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi çok boyutlu olarak aşk bilgelerinin arındırmasına izin verin.
Zeka alanınızda bulunan sizin tekamül planınızla uyumsuz, manipülatif bilinçlerin aşk bilgeleri tarafından alanınızdan temizlenmesine izin verin. Yaptığınız işi aşk bilgeliğiyle dünya planında etrafınızdaki kaotik insanlara rağmen yapma hakkınız varsa bunu var etmenizi engelleyen alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi aşk şifacılarının çok boyutlu alanınızdan temizlemesine izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Aşk şifacılarının frekansınızı yükseltmesine izin verin. Ruhsal yetilerinizin alanında bulunan saf olmayan enerji, bilinç ve programların aşk bilgeleri tarafından ruhsal yetilerinizden arındırılmasına izin verin. Aşk şifacılarının frekansınızı saflaştırmasına izin verin. Aşk şifacılarının bilincinizi aşkla kullanmanızı engelleyen alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyin çok boyutlu olarak alanınızdan temizlenmesine izin verin. Bu zamana kadar fiziksel olarak bulunduğunuz herhangi bir yerden, mekandan, alandan alanınıza dahil olmuş sizin aşka dönüşümünüzü engelleyen İlahi yasalara göre alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyin aşk şifacıları tarafından hak edişinize uygun olarak DNA'nızdan, hücrelerinizden, hücresel hafızanızdan, enerji alanınızdan, bilincinizden, bilinçaltınızdan, beden sağlığınız yerinde olacak şekilde çok boyutlu arındırılmasına izin verin. Aşk şifacılarının zihninizi berraklaştırmasına izin verin. Aşk şifacılarının alanınızda bulunan illüzyon korkulardan sizi özgürleştirmesine izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. İlahi adaletle kendinizi arındırma, kendinizi aşka dönüştürme şifa programının aşk şifacıları tarafından varoluşunuzda aktive edilmesine izin verin. Aşk şifacılarının frekansınızı saflaştırmasına izin verin. Aşk şifacılarının bu zamana kadar fiziksel olarak temas ettiğiniz ya da banka hesabınıza giriş çıkış yapmış para aracılığıyla etkileşimde bulunduğunuz paranın alanındaki sevgi frekansı olmayan bilinçlerle kurduğunuz bağlar varsa aşk bilgelerinin bu bağları alanınızdan temizlemesine izin verin. Fiziksel olarak bulunduğunuz alan ve mekanlardaki düşünce alanıyla kurduğunuz bağlardan ilahi olmayan bir bağ kurdunuzsa, bu bağ aracılığıyla hala alanınıza ışık olmayan bilgiler aktarılıyorsa, bu alanın kapatılmasına ve bu alanın saflaştırılmasına izin verebilirsiniz. Aşk bilgelerinin düşüncelerinizi aşkla şifalandırmasına izin verin. Artık size hizmet etmeyecek, insanlık planıyla uyuşmayan düşüncelerden özgürleşmeyi ilahi olarak hak ediyorsanız, yaşam planınızda hiç kullanmayacağınız
bilgileri, bilinçleri, düşünceleri, aşk bilgelerinin alanınızdan temizlemesine izin verin. Zihinsel düzeyde bir unutkanlık deneyiminiz varsa bununla bağlantılı olarak nöronlarınızdan ve nöral ağınızda şifalandırılması gerekenler varsa aşk şifacılarının bu alana şifa yönlendirmesine izin verin. Aşk şifacılarının bilgilerinizi aşkla ilahi korumaya almasına izin verin. Aşk şifacılarının frekansınızı saflaştırmasına izin verin. Aşk şifacılarının frekansınızı yükseltmesine izin verin. Aşk şifacılarının içsel çocuk, içsel anne, içsel baba, içsel eril, içsel dişil, içsel tanrı ve içsel tanrıça parçacıklarınızda bulunan ruh, zihin, beden, ego ya da nefs, kalp, yüksek benlik ve öz ışık benliğinizde bulunan aşkla uyuşmayan alan ve programlardan ilahi olarak özgürleşmeniz gerekenler varsa bu programlardan kolayca sizi özgürleştirmesine izin verin. Yorgunluk illüzyonlarının aşk şifacıları tarafından, hücresel hafızanızdan, sinir sisteminizden arındırılmasına izin verin. Aşkın tüm hücrelerinizi yenileyip şifalandırmasına izin verin. Aşk şifacılarının frekansınızı saflaştırmasına izin verin. Aşk şifacılarının enerji alanınızı aşkla korumaya almasına izin verin. 2023 yılı içerisinde görmüş olduğunuz rüyaların alanından şifalandırılması gerekenler varsa bu alana beden frekansınıza uygun olan, zihin frekansınıza uygun olan aşk şifasının aşk bilgeleri ve aşk koruyucuları tarafından yönlendirilmesine izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Aşk şifacılarının kendinizi aşkla ifade etmenizi engelleyen, alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi çok boyutlu alanınızdan temizlemesine izin verin. Kendi varoluşsal özgürlüğünüzü dünyada insan olarak deneyimlemekten kendinizi alıkoyuyorsanız bununla ilgili alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyin aşk şifacıları tarafından çok boyutlu alanınızdan temizlenmesine izin verin. Aşk şifacılarının frekansınızı saflaştırmasına izin verin. Art niyetli olduğunuz herhangi bir an olduysa bununla bağlantılı İnsanlık planına yönlendirdiğiniz alandan temizlenmesi gereken her şeyin aşk bilgeleri tarafından ilahi yasalara göre insanlık planından ve kolektif bilinçten çok boyutlu arındırılmasına izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Aşk şifacılarının tepe çakranızda bulunan sizin kendinizle uyum içinde olmanızı engelleyen alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi
çok boyutlu arındırmasına izin verin. Aşk şifacılarının üçüncü gözünüzü ve üçüncü göz çakranızı sizin frekansınıza uygun aşk enerjisiyle uyumlayıp dengelemesine ve aşkla uyumlanan tüm çakralarınızı aşk korumasına almasına izin verin. Aşk şifacılarının tepe çakranızda bulunan evrensel bilgiden size akan ışık bilgisini algılamanızı engelleyen alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi aşk şifacılarının çok boyutlu alanınızdan temizlemesine izin verin. Aşk şifacılarının frekansınızı saflaştırmasına izin verin. Yaşam döngünüzde bulunan hayal kırıklıklarıyla bağlantılı alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyin aşk şifacıları tarafından çok boyutlu alanınızdan temizlenmesine izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Aşk şifacılarının frekansınızı yükseltmesine izin verin. Aşk bilgelerinin sizin aracılığınızla dünya planıyla uyumsuz, kolektif bilinçten arındırılması gereken bilinç, bilgi ve programları ilahi yasalara göre kolektif bilinçten arındırmasına izin verin. Saf niyet bilgeliğiyle yaşamınızda yaratıcıdan talep etmeniz gerekenleri talep etmekten sizi alıkoyan, alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyi aşk bilgelerinin çok boyutlu olarak alanınızdan temizlemesine izin verin. Bu zamana kadar düşündüğünüz pozitif olmayan, sevgiyle uyumsuz düşüncelerinizin alanının aşk bilgeleri tarafından şifalandırılmasına izin verin. Ben bu süreçte sessiz kalacağım.
Aşk şifacılarının doğduğunuz zamandan 10 yaşına kadar olan sürecinde yaşadığınız deneyimlerinize, hak edişinizde olan aşk şifasını yönlendirmesine izin verin. 10 yaşından 20 yaşına kadar olan sürecinize akması gereken aşk şifasının henüz 20 yaşına gelmediyseniz dahi o yaştan sonraki o yaşa kadar hak edişinizde olan şifanın alanınızda aktive edilmesine ve 20 yaşını tamamladığınızda bu şifanın alanınıza akmasına izin verin. Yaşınızdan 30 yaşınıza kadar olan döngüye bu yaşı geçtiyseniz o süreçlerin geçmiş şifasına, eğer henüz bu yaşı deneyimleyemediyseniz gelecek şifasının aşk şifacıları tarafından hak edişinizce alanda aktive edilmesine izin verin. Aşk şifacılarının çağ illüzyonlarından sizi özgürleştirmesine izin verin. Aşk şifacılarının kuşak çatışmasıyla ilgili alanınızdan arındırması gereken her şeyi hak edişinizce çok boyutlu arındırmasına izin verin. Gevşeyin, rahatlayın, frekansınızın saflaşmasına izin verin. Aşk şifacılarının frekansınızı saflaştırmasına izin verin. Aşk bilgelerinin yaşınız kaç olursa olsun, aşkın bilgeliğiyle karar almaktan sizi alıkoyan alanınızdan temizlenmesi gereken her şeyin aşk şifacıları tarafından çok boyutlu alanınızdan temizlenmesine izin verin. Aşk şifacılarının tepe çakranızı sizin frekansınıza uygun aşk enerjisiyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. Aşk şifasının tüm hücrelerinize, tüm atomlarınıza, doku ve organlarınıza, enerji bedenlerinize, yaşam planınıza, varoluş planınıza, sizin aracılığınızla ilahi yasalara göre varoluşa akmasına izin verin. Ben bu esnada sessiz kalacağım.
Aşk şifacılarının enerji alanınızı fiziksel bedeninizde merkezlemesine izin verin. Aşk şifacılarının ruh, zihin, beden, ego ya da nefs, kalp, yüksek benlik ve öz ışık benliğinizi birbiriyle uyumlayıp dengelemesine izin verin. Derin bir nefes alıp verin. Bedeninizin farkında olun. El ve ayak parmaklarınızı oynatın. Hazır olduğunuzda gözlerinizi açabilirsiniz. Evet efendim, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yeniden. Meditasyonda gördüğüm bir alanı unutmadan söyleyeyim. Birilerinin dedikodusunu yapıyorsanız ve bu dedikodusunu yaptığınız insanlar dünya planında iyiliğe hizmet etmeyen insanlarsa, onlarla yaptığınız dedikodular sebebiyle sizin enerji alanınıza enerjisel kancalar takılıyor. Onların hizmet ettiği boyut gerekliliği ve sizin de frekansınız bu takılan kancalardan, akan enerjilerden dolayı kirleniyor. Bunun ilahi olmayan bir tarafı yok. Çünkü siz onun dedikodusunu yapıyorsunuz. O yüzden de ilahi olan bir şekilde onlar sizin alanınızı getiriyorlar, kancalarını takıyorlar ve o kancalarla enerji alanınıza onlara ait programlar nelerse güzel güzel boşaltıyorlar. Şey gibi düşünebilirsiniz. Böyle birisi sizin evinize bir bahçe hortumu atmış ve o bahçe hortumuna ağzından da, yani bahçe hortumundan akan su da çeşme suyu değil, lağım suyu gibi düşünebilirsiniz. Bu ama sizin yaptıklarınızdan dolayı. Yani onlar herhangi bir şekilde aslında sizin alanınıza müdahalede bulunmamış oluyor ya da sizi manipüle etmemiş oluyor. Siz özgür iradenizle o insanların dedikodusunu yaptığınız için böyle bir enerjisel bağ oluyor. Ha, sizinle aynı frekansta olmayan bir insan sizin dedikodunuzu yaptığında da bu defa da sizden onun alanına enerji akıyor. Sizin o anki frekansınız neyse o akıyor. Yani diyelim sizin sevgi frekansınız yüksek. Kendisi karanlık tekamül yolunda olan bir insan sizin dedikodunuzu yaptı. O zaman siz de ona sevgi enerjisi aktarmış oluyorsunuz. Bu ilahi olarak birbirimizle etkileşim alanımızdaki nasıl söyleyeyim? Bunun adına ne denir bilemedim ama yani hani o siz eğer dedikodu programını kullanırsanız dedikodu programının böyle bir enerjisel bağlanma alanı var. Yani hani dedikodunun kendine özgü bir varoluş planı var. Varoluş çalışması var. Bu çalışmanın içinde de bu enerjisel ağlar oluşuyor. Hani size göre belki oraya pozitifin akması iyi bir şey gibi gelebilir ama onun tekamülüne hizmet eden bir durum değil. O yüzden dedikodusu yapılan
diğerinin alanına kendi frekansından ve kendi tekamül planından enerjiler yönlendirmiş oluyor alana. Bunu da hatırlatmış olayım. Bu görüntüleri gördükten sonra şöyle bir şey düşündüm. Ben de o duruma maruz kaldım. Çünkü başkalarının dedikodusunun yapıldığı, kendi dedikodu yapmasam dahi dedikodu duyduğum durumlara denk geldim. Hani söz hakkınızın da bulunmadığı, işte sen küçüksün, sen çocuksun, sen sus, sen ne anlarsın falan denilebilecek bir durum. Ya da hiç orada kimseyi tanımıyorsunuz aslında. Bir şekilde orada bulunuyorsunuz ama oradaki insanlara kendinizi ifade etme gibi bir durumunuz söz konusu olmayabilir. İşte düğün, cenaze falan, bu tarz şeylerde çok böyle insanlar birbirini tanımıyor. Ama hani o ortamlarda bunlar da konuşulabiliyor. Dedim peki öyle olunca ne yapacağız diye kendi kendime sordum. Sadece hani fark edebildiğim alan, ben şu an bu durumdan razı değilim dediğimizde ve gerçekten o dedikoduya hiçbir şekilde müdahil olmadığımızda, o zaman o enerjisel hortumlar bizim alanımıza dahil olmuyor ya da enerjisel kanca programı alanına dahil olmamış oluyoruz dedikodudan dolayı. Fark edebildiğim buydu. Çok teşekkür ederim. Alandaki hepimize şifalarla olsun. Amin inşallah. Şeyi de söyleyeyim. 2023 yılı içerisindeki deneyim programlarımıza da şifa aktı. Yani o deneyim programlarımızdan yaşam derslerimizde şifa aktı. Yaşam derslerimizi idrak edememe sebeplerimiz neyse, onun önündeki engellerin şifalandırıldığı bir alan oldu. İsterseniz bu alanınızı bir kontrol edin. Hani yaşadığınız deneyimlerden dolayı ne denir ona? Böyle isyanda olduğunuz, şikayet ettiğiniz falan, öf pöf dediğiniz süreçler olduysa, onlarla ilgili olan alana hani hak ettiğiniz neyse aktı. Arzu ederseniz şöyle bir niyette bulunabilirsiniz. Yaşadığım deneyimlere şikayet etmeden, söylenmeden ya da hani öf pöf haline girmeden bunu deneyimlememin bir yolu varsa, bunun için aşkla rehberlik talep ediyorum diyebilirsiniz. Sonuna yetiştim, baştan mı dinliyoruz demiştiniz, bilmiyorum. Hani canınız ne yapmak isterse onu yapın. Ben ya şöyle söyleyeyim, şimdi ben meditasyonda şunu yapın, bunu yapın falan eskiden diyordum ama artık fark ettim ki ben sadece dile dökmekle yükümlüyüm. Ondan hani o dile döktüğümün öncesinde, sonrasında ne yaparsınız, ne edersiniz, orası sizin bileceğiniz şey, orası sizin sorumlu olduğunuz alan. O yüzden de herkesin yaşamına burnumu sokmayı artık istemiyorum. Eskiden çok soktum. Orada da işte hani amacım o insanlar zorlanmasın diyeydi. Ama eğer o insanın planında zorluk varsa, ben ne kadar bir şeyler ifade etmiş olursam olayım, orası değişmiyor. Ya da 2018'den beri, 5 seneden beri ben videolar çekiyorum. İşte son bir yılın üstündeki zamanda bu aşka dönüşüm cuma canlı yayınlarını yapıyorum. Her hafta hani 52 haftadan uzun süredir belli konuları tekrar tekrar anlattım. Ben bunları anlatıyor olmama rağmen hala gelen yorumlardaki enerjisel düzey, benim bu anlattıklarımın hiç anlaşılmadığına dair yorumlar yapılıyor. O yüzden de ben artık hani bunu da yapın, şunu da yapın falan demeyi bıraktım. Çünkü dediklerimde de değişen çok bir şey olmadı. Enerjisel boyutundan bahsediyorum. Belki insanlar kendi yaşamlarında farklılaşmışlardır. Ama enerjisel boyutta ben değişimi fark edemiyorum. Bazılarında fark ediyorum tabii ki. Ama fark edemediğim durumdan dolayı şöyle düşünmüştüm. Dedim ki demek ki ben bunu yapamıyorum. Hani aktarmam gereken bilgiyi aktaramıyorum ki insanlar kendi değişimlerini gerçekleştiremiyorlar.
diye böyle bir azıcık üzüldüğüm bir zaman olmuştu. Orada aldığım mesaj, herkes kendi döngüsünde değişir ya da dönüşür veya değişmez. Bu senin sorumlu olduğun bir alan değil. Sen sadece aktarmakla yükümlüsün. Yani ifade etmekle, bunu yazılı ya da sözlü açığa çıkarmakla yükümlüsün. Değişip değişmemek diğer insanların seçimi. O yüzden hani burası senin sorumlu olduğun bir alan değil ve bundan dolayı kendini suçlamamalısın mesajını almıştım. Alsam da arada suçluyorum. Onu tamamen bırakmış değilim. Bir şeyleri gördüğüm zaman falan, aa bak ben burada bir şeyi tam yapamamışım falan ki bu böyle oluyor düşüncesine geçebiliyorum. Genel itibariyle benden kaynaklı olmadığının mesajını alsam da insanım sonuçta. Hep birlikte daha güzel şeyler yaşayalım aslında istiyorum. Olmayınca da olmuyormuş. Ne yapacaksın işte? Bunu da kabullenip ilerliyorum artık ben de kendi içimde. Bu bir de hani ben size şunu yapın, bunu yapın dediğimde enerjisel boyutta almanız gereken sorumlulukları da alamamanıza sebep oluyormuş. O yüzden bu konuda acık daha susmayı tercih ediyorum. Benim meditasyon. Ha bir de şeyi söyleyecektim ben size. Bugün aklıma geldi. Birkaç ay öncesinde bizim burada olan korulukta gördüğüm çocukların böyle video çekiyorlar ya artık değişik platformlar için çok izlensin diye değişik değişik videolar çekiyorlar. Onu çekerken ağacın üstüne, bisikletle ağacın üstüne zıplıyorlardı falan bir şeyler yapıyorlardı. Yani bizim buradaki o bölgedeki ağaçlar da önceden çok rüzgar aldıkları için biraz yatay uzamışlar ağaçlar. Ondan sonra tekrar yukarıya doğru çıkıyorlar. Hani şöyle bir yükselişleri var bazı ağaçların, hepsinin değil. O işte hani yatay ve sonrasından yukarı çıkan ağaçlar da yapıyorlardı. Orada şey demiştim çocuklara, ya dedim hani bunu yapmasanız ağacın da sonuçta bir canı var, onun da canı acır. Neyse konuştuk falan. Daha sonra onlar benim arkamdan geldiler. E peki dediler, siz yürürken de yere basıyorsunuz. O zaman ne yapıyorsunuz? Özür diliyorum dedim. Hani yapabildiğim tek şey, bildiğim tek şey o olduğu için yol yürüdüğüm yolda beton dahi olsa ya da işte çimenlik alanda falan bitkilerin içinde yürüyorsam üzerinize bastığım için özür diliyorum dedim. Bugün o konuyu tekrar hatırladım. Sonra dedim ki bunun daha değişik bir yolu vardır herhalde dedim. Yani hani özür dilemekten başka gerçekten birbirimize hizmet eden bir tarafı vardır diye düşündüm. Sonra dedim ki işte hani mesela birine böyle dürttüğünüzde, koluna sertçe vurduğunuzda onun canı acıyor. Ama birini böyle hani elinizle dokunduğunuzda ve seninleyim dediğinizde şöyle bir sıvazlama dediğimiz onu yaptığımızda orası sevgiyi hissettiriyor. Ben de dedim ki o zaman dedim ben ayağımı bastığım yerdeki ya da işte hani sırtımı yaslıyorum, elimle dokunuyorum, bir şeyleri itiyorum falan. O esnada dedim birbirimizle kucaklaşıyormuşuz gibi böyle bir enerjiyle bunu yapmamız mümkünse dedim. Ne ben onları inciteyim, ne onlar beni incitsin. Birbirimizi incitmeden etkileşimde olmamız ilahi olarak uygunsa ben bunu talep ediyorum dedim. Hani böyle ayaklarımı yerden kesip bir anda onu yapıyorum da hani gerçek hayatta yapamıyorum. Öyle bir yürüme tarzını henüz öğrenemedim. Hani yere basmadan yürüme, uçarcasına yürümeyi henüz deneyimleyemediğim için ki o zaman dedim birbirimizi incitmeden etkileşimde olmamızın programı aktif olsun dedim. Bunu size de hatırlatayım. İşte kapıları, pencereleri nasıl açıp kapıyorsunuz bilmiyorum. Ben bugün bir kapının iki karşılıklı tarafı açık bırakmışım yanlışlıkla. Rüzgar da olduğu için kapı çarptı.
hem fıstıktan hem oradaki kapıdan işte eşyalardan falan özür diledim. Onun hani frekansını hissettiğim için özür diliyorum. Çünkü oradaki o çarpma esnasında açığa çıkan titreşim gerçekten rahatsız edici. Onu tabii ki bana fıstık öğretti, o titreşimin o kadar rahatsız edici olduğunu. Sonra ben de hissetmeye başladım hani ne olduğunu. İşte hani eşyalarla iletişiminizde, etkileşiminizde incitmeden birbirinizi yol almayı siz de talep edebilirsiniz. Tabii bir de birazcık dikkatli olmak gerekiyor. Çat diye bir yer bir şeyleri koymamak gerekiyor. İşte dolabın kapağını kapatırken son noktaya kadar o iki yüzeyin birbirine temas ettiği ana kadar böyle yavaşça bir dolabı itmek. Kapağını işte çekmeceleri o şekilde itmek falan. Onlar da belki yapacağımız davranışlardan olabilir. Hatırladıklarım bunlar, bugüne dair düşündüğüm, söyleyeceğim şeyler içerisinde. Başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Yokmuş. Sizin soracağınız sorular varsa arz ederseniz sorularınızı yazın. Ben de bildiğim kadarıyla sorularınızı cevaplayayım. Biliyorsam tabii ki. Bu incitmeden hani yol alma halini bugün üst kat komşularımız da sağ olsun çok iyi hatırlattılar bana. Meditasyon esnasında da arada ses geliyordu. Siz duydunuz mu bilmiyorum ama. Sizin de herhalde sorularınız yok. Şuralardan başka şeylere de bir bakayım. Soru falan gelmiş mi bir yerlere? Ha, bir tane soru vardı. Ben aslında diğer kanal için yazdım da o konuyla ilgili hiç onunla alakalı değildi. Tamam, bak. O zaman onları konuşalım. Bunu ben okumayayım. Hani zihinsel düzeyde bugün onu hazırlamamıştım ama yoruma bakınca oradan hatırladım. Onu da okuma, hani okuyayım mı diye izin almadığım için yoruma okumuyorum. Gelen mesajı pardon. Şimdi hepimizin uyku dilimi, uyku deneyimi birbirinden farklı. Bu uyku deneyimimiz esnasında rüya, yani yapılan araştırmalara göre herkes rüya görüyormuş. Bir kısmı hatırlıyormuş, bir kısmı hatırlamıyormuş. Verilen bilgi bu yönde. Diğer bilmiyorum herkesin rüya görüp görmediğine dair kesin, evet bu bilgi kesin doğru diye ifade edemem. Rüya hepimiz için kendine özgü bir programla çalışıyor. Bunun sebebi de şu. Şimdi rüyalarımızdaki bilgiler bizim kendi bilinçaltımızdaki verilerle şekilleniyor. Jung
kolektif bilinçten aldığımız çeşitli simgelerle rüya gördüğümüzü ifade etmiş. İşte Freud da çok fazla rüyalarla ilgili çalışma yapıyor ve ona göre belirli kalıplar belirleniyor. Benim kendi rüyalarla ilgili deneyimimde ve aldığım rüyalarla ilgili mesajlarda aslında her insanın rüyasının kendi bilinçaltındaki program ve kodlarla ona aktarıldığının mesajını almıştım. O yüzden de aslında hani birine rüyanızı tabir ettirmek ya da internetteki rüya tabirlerine bakmak bana çok doğru gelmiyor. Yani dediğim gibi o yaşadığım deneyimlerden dolayı. Eskiden ben de rüya tabiri yapıyordum. Bu böyle oluyordur, şu şöyle oluyordur diye. Sonra o özgünlüğü fark ettikten sonra çok fazla rüya tabiri yapmamaya gayret ediyorum. Hani çok bazen verilen mesaj çok bariz olduğunda bu var ama bunun dışındaki alanlara da bir bakman gerekir diye yazabiliyorum. Bu nedenle rüyalarınızı kendiniz anlamaya niyet edin. Ben meleklerle ilgili olan ve benim çocukluktan itibaren meleklerle falan iletişimim yoktu ya da size bu ifade ettiğim her şeyi algılayamıyordum. Sonra şöyle demeye başladım meleklerle çalışmaya başladığımda. Dedim ki lütfen benim anlayacağım şekilde bana mesajları iletin. Daha sonra o mesajlar daha böyle benim anlayacağım şekle dönüştü. Sonra rüyaları, işte gördüğüm rüyaların çok azı böyle hani benim o sonradan çözümlediğim spiritüel alana çok az direkt gördüğüm rüyalarım var. Yoksa normal hayatı görüyorum ben. Normal yaşamdaki insanlarla olan deneyimlerimizi görüyorum falan. Bir yere gidiyoruz, bir şey yapıyoruz. Yani sıradan gün içerisinde neler yapıyorsak rüyamda bunları görüyorum. Ya da hani hiç bilmediğim bir yerde o insanlarla bu deneyimi yaşıyorum. Onun şifa çalışmasını yaptıktan sonra çok başka açılımlar oluyor. Yani ruhsal boyuttaki, varoluşsal düzeyde o insanlarla etkileşimim neyse o konuyu tanımlayabiliyorum sonrasında. Ama dediğim gibi öncesinde rüya gayet normal, sıradan yaşam. Bu da hani bana özgü bir program değil. Hepimiz aslında aynı şekilde çalışıyoruz. Evet, kolektif bilinçte çeşitli arketipler var. Ancak ben o arketiple kendi varoluş düzeyimde şifa programım yoksa ya da bilgi programım yoksa ben sadece o arketipteki bilgiyle takılı kalıyorum. Onun ötesinde bana özgü bir mesaj var. Bu mesajı alabilmek için kendime dönüp bakmam gerekiyor. Benim buradaki fark ettiğim, hani bunu birkaç kere de anlattım rüyalarla ilgili olarak. Bir gün rüyamda rakam görüyorum, 4778 diye. Öncesinde bu rakamların hani tek tek anlamlarına baktım, araştırdım internetten falan. Ama böyle hani içsel olarak da huzurlu, rahat değilim. Yok hani bu değil cevabı diye. Daha sonra dedim ki hani bir meditasyon yapayım bari buradaki ne görmem gereken bir şey var mı diye. Meditasyon yaparken onlar rakam değil tarih mesajını aldım. Bu kadar. Ama hani bunun dışında da başka bir şey gelmedi tekrar. Sonra o tarihi araştırdım. 4 Temmuz 1978 aslında hani verilen rakam bana. O rakam, yani o tarih doğrultusunda baktığımda ben 9 Temmuz 1978'de doğdum. Benim doğumumdan 5 gün önceki süreç. İnternetten de o tarihe baktığımda o hani kandillerden bir tanesiymiş. Ben de anneme gittim, dedim ki hani kendim bir şey yapmış olamayacağıma göre. Anne dedim, o süreçte ettiğin bir dua varsa benim şu anki yolculuğumu engelleyen, Allah'a onun iptal edilmesini niyet edelim dedim. O da tamam dedi. İşte benim hani sürecimin bu kadar hızlanması ya da bir şeyleri anlamlandırabilmem o süreçten sonra da hızlanmaya başladı. Yani o anahtarlardan bir tanesiydi. Yani hani annem olumsuz bir şey niyet etmemiştir. Çocuğum korunsun,
işte yaşamı boyunca sağlıklı olsun, doğumun kolay olsun falan tarzında dualar etmiştir. Beni engelleyecek ya da onun başka bir etkisi olacağı için değil. Ettiğimiz dualar da bazen yaşamımızdaki o hızlanmayı engelleyebiliyor. Bu nedenle de lütfen rüyalarınıza kendi hakikatinizin ne olduğunu anlamak için bakın. Yani belki bir, hani ben bu bilgileri anlatıyorum da bazen rüyalarımı çözümlemem 3 gün falan sürüyor. Öyle hani hop ve çalışma yaptım tamam, bütün hepsiyle ilgili bilgi açığa çıkmıyor ki. Böyle hani hazır her şeyi böyle tüketim toplumunda olduğumuz için, çok hızlı bilgiye erişmenin yolunu bulduğumuz için ruhsal boyuta da bu kadar hızlı erişeceğiz sanıyoruz ama orası öyle değil. Ben kendi içsel yolculuğumu yapmaya niyet ediyorum ve burada kendi sorumluluğumu alıyorum. Allah'ım lütfen bunun için zamanımı genişlet dediğinizde, gerçekten hayatınız belki çok yoğundur. Sadece 5 dakika kendinize odaklandığınızda o rüyanın çözülmesi için gereken zaman size ilahi boyutta genişletilir ve onları anlamlandırıp hemen çözümleyebilirsiniz. Ama siz böyle her şey hazıra konduğunuzda, işte o rüyaya da bakayım, bu da böyle diyormuş, aa evet öyleymiş falan dediğinizde bu yolculuk sizin için yavaşlatıcı oluyor. Yani kapı açan rüyalar göremiyorsunuz. Çünkü size aktarılan mesajları siz kendi ruhunuzun bilgeliğiyle bakmıyorsunuz. Kendi ruhunuzun bilgeliğiyle bakmadığınızda sizin akaşanızdaki kayıtlar bir başkasının akaşasında yok. Yani varoluşta herkesin akaşası tek. Doğal olarak ben sizin akaşanızdaki bilgiye kendi akaşamdaki bilgiler doğrultusunda bakarım. Kendi referansımla bakarım. Bir başkası da aynı şekilde bakar. Ama size özgün cevabı orada bulamazsınız. Belki size özgün bir kod var orada. O kodu çözebilmek için kendinizdeki anahtarları kullanmanız gerekiyor. Benim anahtarım sizin kodlarınızı çözemez. Bir başkasının anahtarı sizin kodlarınızı çözemez. Hele internetteki rüya yorumları bence hiçbir şekilde size o alanı çözemez. Yani çok çok eskiden ben rüya yorumlarıyla ilgili kitap vardı evde bizim, ona bakıyordum. İnternetten de çok bakmadım zaten. Çünkü internetteki yorumlarda internetin enerji ağı temiz değil. Doğal olarak o temiz olmayan enerji de o bilginin alanına dahil oluyor. O yüzden alandaki bilginin güvenilir olma ihtimali bana göre 1/1000 falan yani. Hani onun içinde o kadar oradaki bilgiyi okuyup kendi içinizde anlamlandırabilmeniz çok doğru gelmiyor. Rüyalarınıza kendiniz odaklanın. Yani belki 3 günde bir rüya çözeceksiniz ama o rüyayı kendiniz için çözümlemeye başladığınızda oradaki programı hızlandıracaksınız. Yani kendi öğretinizi oluşturduğunuzda süreç hızlanacak ve görmüş olduğunuz rüyaları daha kolay anlamlandıracaksınız. Ha, bazı rüyalarda bir bitkinin toprağa ekilip yeşermesi çıkması gibi zaman alan rüyalar. Onu ilk anda algılayamıyorsunuz. Onun kendi içinde bir bekleme süreci var. İşte o tohumun çimlenme süreci var. Tohumun topraktan çıkış süreci var. Sonrasında siz onu tanımlayabiliyorsunuz. O yüzden her şey dünyadaki hızla, enerjisel boyutta öyle bir hız yok. O yüzden de böyle hani zamanına göre ilerleyip o rüyalarınızla doğru zamanda temas ettiğinizde sizin için daha hayra vesile olur. Ayrıca hepimizin ruhsal planı kendimize özel ve bu ruhsal planımızı tamam, hani bir insana ruhsal plan, dünya planı, yani şöyle söyleyeyim, varoluşta %100 o rüyanın hakikatini ya da ruhsal planını gören insan olan ya da yaratılmış olan diyeyim, insan demeyeyim de yaratılmış olan iki kişi var, iki şey var. Bir tanesi siz, bir tanesi Hazreti Muhammed. Bunun dışındaki tüm varlıklar
bir insanın yaratılışıyla ilgili sınırlı alanın bilgisine erişme iznine sahip. Bu nedenle de rüyalarda da işte kendi hakikatimiz bize sunuluyor. O yüzden o rüyalardaki mesajları hani Hazreti Muhammed artık yaşamadığı için ona gidip yorduramayacağımıza göre kendi kendimize tanımlamamız bana daha doğru geliyor. Hani çok böyle işte tasavvuf yolunda ilerlemiş veliler, evliyalar da bu konuda size yol gösterebilir. Onların gösterdiği yol da sizin hakikatinizin %100'ü değil. Yani görmüş olduğunuz rüyanın %100'ü değil onların size aktaracağı bilgide. Belli bir alanını size aktaracaklar. Onun %100'üne vakıf ancak siz olabilirsiniz. Benim aldığım mesajlar bu yönde. O yüzden rüyanızı herkese anlatmayın ya da her okuduğunuz rüyayla rüyanızı yormayın. Annemin anlattığı bir konu var işte rüyalarla ilgili. Bir gün bir adam sürekli rüyasında aynı şeyi görüyor peygamberimizin yaşadığı devirde ve gidiyor peygamberimize rüyasını anlatmak istiyor. Peygamberimiz de hayır olsun diyor, rüyayı dinlemeden gönderiyor. 2 gün, 3 gün mü gelmiş işte, en son yolda biriyle karşılaşıyor. Ne yapıyorsun, nereye gidiyorsun diyor. O da diyor ki 3 gündür aynı rüyayı görüyorum, peygamberimize yorumlatmaya gidiyorum, o da yorumlamıyor diyor. Ne gördüm ki diyor, anlatıyor, o da yorumluyor. Hani olumlu bir rüyada değil tabii ki yorumladı. Anlattıktan sonra da peygamberin yanına gidiyor. Anlatmak istiyor. Peygamber diyor ki sen zaten rüyanı yordurmuşsun. Bana anlatmana gerek yok diyor. Ondan sonra da bu rüyanın hayra olmadığını ben bildiğim için sana ifade etmedim. Hayır olsun diye sana dua ettim diyor. Yani siz birine rüyanızı dillendirdiğinizde o zaman o insanın bilincinde size anlatmasa dahi tanımladığı bir konu olursa o sizin hakikatiniz olabiliyor. Potansiyel olarak yaşamınızla bağ kuruyorsunuz. O yüzden de rüyalarınızı başkasına anlatmayın. Ya da internette gördüğünüz yorumlar üzerine kendi rüyanızı bana göre yorumlamayın. O bilgileri okumayın dahi. Çünkü okuduğunuz zaman bilinciniz şöyle... O kod doğrultusunda rüyanın açılımını yapmaya başlayacak ama o doğru değil ki. Şöyle düşünün, Morse alfabesi diye bir şey var. Ben bilmiyorum Morse alfabesini ama telgraflar Morse alfabesiyle çekiliyor. Size rüyanız Morse alfabesiyle gönderildi diyelim. Siz Morse alfabesini bilmiyorsunuz. Bildiğini sandığınız birine gidip Morse alfabesini çözümlemesini istiyorsunuz. O da gerçekten Morse alfabesini bilmiyor. Ne yapacak? Size yanlış anlatacak. Bu da aynı şey işte. Rüyalar da simgesel dille anlatılıyor. Ve bana göre kolektif bilinçteki arketiplerle anlatılmıyor. Kişiye özgü bilinçaltı programlarıyla anlatılıyor. Bu nedenle de rüyanızı yordurmayın. Onun mesajının size zamanında gelmesine niyet edin. Sabredin. Hani o sabır alanımız da birazcık işte bu teknolojik gelişmelerden dolayı ortadan kalktı. Dünyada teknolojik olarak gelişmiş olsak da evrensel boyutta her şeyin bir zamanı var. Bu zaman dediğim şey de bizim frekans olarak o bilişe erişme halimiz. Biz kendi frekansımızı yükseltirsek, kendi bilgeliğimizi yükselttiğimizde, idrak seviyemizi yükselttiğimizde o zaman oradaki mesajlar bize kendini açacaktır. Rüyalarla ilgili anlatacaklarım da bu kadar oldu. Sizin başka sorunuz var mı? Varsa dediğim gibi sorularınızı bekleyeyim. Yoksa da yayınımızı tamamlayalım. Sadece yazan varsa diye bekliyorum. WhatsApp'taki gibi burada yazıyor diye uyarı gelmiyor.
Sanırım sizlerin de sorusu yok. Ben artık yayını tamamlayayım. Hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Hepinize dileğimi yapmadan önce aşk dolu bir zaman diliyorum. 21 Aralık'ı da hatırlatmış olayım. 21 Aralık Perşembe günü biz 22'sinde canlı yayın yapacağız. 21'i içinde enerjinizi olabildiğince yüksek tutun. Siz enerjinizi yüksek tuttuğunuzda frekansınız da değişir ve 2024 yılınızın frekansını değiştirmiş olursunuz. Ama eğer frekansınız yükselmezse aynı programla devam edersiniz. Ya da frekansınız düşüyorsa, hani şu an 2023 yılında deneyimlediğiniz süreçten daha düşük bir frekans alanına dahil olabilirsiniz. Hatırlatmış olayım. Böyle dünyasal oyunlardan özgürleşip ruhunuzun o şifasını hayat planınıza daha fazla dahil edin ki 2024 yılınız daha rahat geçsin. Hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Aşk dolu zamanlar diliyorum. Hoşça kalın. Aşkla kalın.